Her yeni günle birlikte milyonlarca öykü, milyonlarca sevinç, acı, kırgınlık, rastlantı yaşanır bu şehirde. Caddelerde parlayan iki ışık huzmesi, ya hastaneye bir yaralı, ya doğum evine bir anne, ya evine geç kalmış bir çakır keyif, ya da vakitsiz bir misafir taşımaktadır. Bu bir taksidir. Ve dikiz aynasından gözüken bir şehrin sokaklarında yaşanan milyonlarca öykünün sessiz kahramanı şoförler. Taksi şoförleri. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştur ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gün. Ya ne kızıyorsun Ramazan abiye? Ne var bunda ya? Allah Allah. Ramazan abi, istersen erkek tarafı olarak biz de Songül ablayı istemeye gelelim, ha ne dersin? Evet gelin. Tabii gideceğiz oğlum. Erkek tarafı olarak gideceğiz. Oturacağız. Kahveleri söyleyeceğiz. Kahveyi getirecek Songül abla. Ondan sonra da Allah'ın emri, peygamberin kalbiyle kızımız Songül'e oğlumuz Ramazan'ı isteyeceğiz. Abi babacığım abi çok kız istedin de şimdi serserelim hadi ya. Ramazan abi heyecanlanma diye söylüyoruz ya. İstersen gelelim vallahi. Vallahi çocuklar şaka bir yana. Kalbim tak 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 atıyor. Korkuyorum ben bu yüzden kalbim yapacak kontak. Bana bak dikkatli kesin ha. Sakın kanamasın bir yere. Ya. Dikkat. Bu yumurta bayat ya. Kokuyor mu? Ya mis gibi günlük yumurta işte. O senin kendi kokundur. Cevap verme bana ya. Cevap verme. Resmen bayat yumurtayı kakalamışlar sana ya. Anne bu yumurta hakikaten kokuyor. Ben bunu yemem. Ziftin pekini ye inşallah, babası kılıklı şeybe. Ne bağırıyorsun çocuğa ya? Evladım haklı. Bayat yumurtayı yesin de zehirlensin mi? Bayat işte. Ben ne yapacağım? Ben mi yumurtladım? Yumurtanın bayat olduğunu anlamak için yumurtlamak gerekmiyor Ayşe Hanım. Aklı başında her ev kadını bu yumurtanın bayat olduğunu anlar. Bayat işte. Aman sanki sen çok tazesin. Yemeği çöpe atarız. Ah çöpe atarız. Paraları sokaktan topluyoruz biz değil mi? Hayret bir şey ya. Buyurun. Buyurun. Ulan daha bir ekmek kızartmasını bile beceremiyorsun be. Bak yakmışsın ekmeği. Ulan sayende şu evde doğru düzgün kahvaltı yapamıyoruz ya. Ha bu son lafından sonra şu anlaşılıyor Kazım. Bir kere toparlanıyorsun ve durağa gidiyorsun. Rahat baktı bir yerine ha. Şşş alo. Çocuğun yanında ne için konuşuyorsun lan? Hem hiçbir yere gitmiyorum ben. İstersen sen gidebilirsin Ayşe Hanım. Yazıklar olsun be. Senin için saçımı süpürge ediyorum. Gördüğün muameleye bak. Allah'ım yarabbim işte el oğlu bir yüzden katil oluyor kardeşim. Adamın tabii tepesi atıyor, tutuyor karıyı kıtır kıtır kesiyor tabii. He, sen onu da beceremezsin be. Geçen gün kestiğin peyniri gördük, sekten parça olmuştu. Allah'ım yarabbim ulan hala konuşuyor be. Ulan hala konuşuyor. Senen tutulur inşallah. Ya Ramazan abi. Diyorum ki abi sana şöyle güzel bir peruk takalım. Biraz genç gözük be abi. Bana bak Celal kaçınıyorsun ha. Sarı takalım. Buyurun lan oğlum. Abi Celal. Zabıtalar peşimdedirler. Ya yürü geç. Buna sakla beni kıyarlar elinde hocam. Geç. Ne oluyor be? Selamun aleyküm ağam. Bu Kıdır Çavuş Ramazan ağam. Celal ağam, Kenan ağam, Berber. Selamun aleyküm. Öpeyim ağam. Dur ya. Buyur, buyur. Gel bakalım. Ramazan ağam bu Kıdır Çavuş bizim hıyar satıyor bilin de. He. Şaka yapıyorsun. Hıyar mı satıyor? Allah Allah ben de balıkçı zannetmiştim ama bunları palamuta benzetemedim bir türlü. Ağam kusura kalma bu artist Celal çok şakacıdır bilin de. Hıdır, nerede satıyorsun o hıyarları? Ağam işte orada, burada. Pazara getirdim, bana orada koymadılar biliyorsun. Hemen kovdular gittim yani. Ben de geldim buralara. Vallahi pazar yerinde tezgah açmak zor, çok zor iş abi ya. Ya ağam, bu iki sokak ötede satıyor bilir mi? Oradan zabıta dedeh demiş bu. Baksana abi, namusuyla buyursun. Para kazananı kovuyorlar abi ya. Ya abi, gelenlerin gücü de bunlara yetiyor, ne yapsın? Ya ağam... Gel deme, el edeme şimdi.
Şimdi onlar da hala vazife yapırlar bilirsin. Biz öyle izin almadan pat diye gittik pazara girdik. Oğlum ben diyeyim ki bu bizim Hıdır Çavuş Eğidir bilin mi? Çık aşağıya şuraya koysa ne olur ağam? Koysun hadi Abu Zer'in misafiri bizim de misafirimizdir. Hadi buyurun. Allah razı olsun ağam. Ya ben size rahatsızlık vermeseydim aslında. Yok estağfurullah ne rahatsızlığı ya. Bir elini öpeyim ağam. Ben sağ dedim sen mi ya? Bak Ramazan ağamın altın gibi galiba. Getir. Tabii ya alnın terinden para kazanıyor. Ben çalışkan adamı severim. Ya sen çalışkan dedim de ya. Bizim o tembel Ömer gelmedi mi hala ya? Abi adam yeni evli ya. Sabah mavrası yapıyor evde. Birkaç tane hıyar da ona ayırın. Allah Allah nereye baktı? Bismillah Allah bismillah. Ne oluyorsun ayağım? Alo? Geliyorum. Geliyorum tamam. Ayrıca o sevimsiz şımarık şey sensin tamam mı? Aa sevimsiz şımarık diyeceğimi nereden bildin? Ahi olur şey değil. Evlenince düzelir dedik bu büsbütün salaklaştı. Şey söyle ona gelsin burada işinin başında bulunsun. Bak Manolya Ekrem Bey diyor ki evlenince senin için düzelir diye düşünmüş ama sen evlenince büsbütün bozulmuşsun. Hemen gelip işinin başında olacakmışsın. Çok çabuk. Tamam geç kalmış olabilirim. Eko da biraz anlayışlı olsun yeni evlendik değil mi? Tamam. Tamam geliyorum. Evlenmeden önce her zaman uyanık olurdum. Erkenden uyanırdım. Ha. Ömer. Ha. Ömer hadi kalk geç kaldın çok uyku. Ya 2 dakika uyuyayım şurada Manoş. Kalk geç kaldın Ömer kalk. Ha Manoş 2 dakika uyuyayım. Ha, kalk geç kaldım. Ama 2 dakikayı tepeme attıracaksın benim ama şimdi. Benim tepem çoktan attı tavanda. Atmasın sinirlenme sen de bırak. Bana sinirlenme deme. Kalk. Yeter be yeter. Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırla kalkacağım. Kahvaltı mı hazırlayacağım? Ha. Allah Allah yumurta da alır mıydın? Alırdım. Sinirletme beni son. Ya, bir şey ya. Ömer! Ömer sular akmıyor. Ben nasıl yıkanacağım şimdi? Ya İstanbul şartlarında yıkanmak ne kadar lüks bir şey bilmiyor musun bunu ya? Yıkanma olsun bitsin. Bak beni doğduğumda ebem yıkadı. Geberdiğimde de imam yıkayacak, olacak, bitecek. Yıkanma sen de be kardeşim. Sen pissin, pis! Pis değilim. Pissin. Ömer! Ne? Bak şimdi, ha. Bütün bu uğursuzluklar bana yine gitmediğim için gerçekleşiyor. Kalk! Ya tamam, balayı Manoş ya maddi şartlarımız olana gel vermiyor şu anda. Tamam, balayı. Giderim köşedeki bakkaldan bir tane kavanoz bal alırım. Hayvanat bahçesinde de tanıdık ayı var. Yan yana getiririm, al sana balayı. Hiç espri çekecek durumda değilim. Bak, balayına gitmek zorundayız. Çünkü evliliğimiz nasıl başlarsa öyle devam eder kuşum. Esneme. Bak Ömer, ben şimdi radyoya gidiyorum. Eka'dan izin alacağım. Tamam. Sen de kalk toparla. Antalya ya da Bodrum'da şöyle 5 yıldızlı hoş bir otelde yerimizi ayır. Tamam mı tamam, kuşum? Tamam. Hadi kuşum kalk. Hemen gidiyorum, hemen geliyorum. Tamam, hemen gelsin. Biraz da para al şeyde Eko'dan. Koşu! Ne canım? Kalk. Tamam kalk. Kalk. Ne kalkıyorum tamam. Ömer kalk bugün tamam. Balayına gidilecek. Ayını iğrençsin Ömer çorapların ve kot pantolonunla. İğrençsin sen iğrenç. Ne çıkarayım ki bunları ya. 6 ay önce giymişim tertemiz sanki kokuyor Allah'ım yarabbim. Ne şimdi niye kaldırdın sabah sabah beni ya? Nedir bugün? Neler oluyor? Ya Kazım abi yine engele kapışmış gibi bir halin var. Ya hiç sorma be Celal be. Her gün aynı terane, Bıktım. Allah canımı alsın bıktım ha. Abim. Buyur. Gari. Ne iş? Ya bu bizim Abu Zer'in hemşerisi. Bu yukarıda belediyeciler bunu kovalamış mı ne yaptıysa işte Ramazan abinin izin aldı buraya tezgah kurdu. Bana ablık yapacak. Ha. Sağ ol ağam. Kardeş. Buyur ağam. Sen evli misin? Yok estağfurullah. Ya başlık parasını denkleştiremedik biliyor musun işte böyle evlenemedik gitti. Ha, ağam. Yiyeceksen hayır, bir. Ulan bak görüyorsun değil mi? Bana parçalı verdin, sana bütün verdi bir yere. Zahmet vermedi ya. Anadolu insanının temizliği ne de olsa. İkramı sever bunlar. Estağfurullah ağam. Ağam, Hıdır ağam bizim köydendir. Bizim köyden yanlış adam çıkmaz. Sen nasıl çıktın koçum? O erken geldi ağam. Çocuklar, kuşlar söyledi. Bir küçük köpek yavrusu bulmuşsunuz. Doğru mu bakayım? Okulun bahçesinde bulduk. Annesini arabaya biz zavallıda. Ay yazık zavallı. Adına patik koyduk. Soyadı bubuduk, patik bubuduk. Aa hiç köpeğin soyadı olur mu ayol? İnsanların soyadı oluyor da hayvanların niye soyadı olmasın Aysel abla? Doğru, onu böyle düşünürsen mantıklı. Evet, peki ortaklaşa mı bakacaksınız? Şimdilik ama Ayşen gelince ona vereceğiz. Ayşen köpekleri çok seviyor. He, Ayşen
dediniz de aklıma Ayşen geldi. Yarın gelecek değil mi Ayşen? Evet, yarın Ayşen dönüyor çocuklar. Tamamen iyileşmiş mi? Kısmen. Tedavisi burada devam edecek. Okula gidemeyecek mi yani? Aa, gitmez mi ayol? Okulda sizle birlikte olacak artık. Aysel abla. Efendim canım. Yarın Ayşen'i karşılamaya gideceğiz mi? Tabii gideceğiz. Yarın havaalanında buluşuyoruz. Oley! Songül, biliyorsun bu Zehra kızımızın gelmesiyle birlikte biz seninle sahte bir evcilik oyunu yaşadık. Sahte olduğunu, oyun olduğunu bildiğim halde büyük bir mutluluk duydum. Sağ ol. O tatlı bir rüyada her rüya gibi geçti gitti Ramacığım. Evet ama biliyorsun ki rüyaların sonunda bir gerçek başlar yani. Neden biz bu yaşadığımız rüyayı gerçeğe çevirmeyelim? Anlamadım. Yani sen şimdi bana... Evet, evlenme teklif ediyorum. Evlenmememiz için bir neden var mı Songül? Ramo, sen benim kim olduğumu, nereden geldiğimi unuttun galiba. Evet, unuttum. Unuttum, hatırlamak da istemiyorum, bilmek de istemiyorum. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum Songül. Ama sen dersen ki yanımda horlayan bir insana tahammül edemem böyle bir ihtiyara, o zaman başka ya. Ah Ramo'cum, sen çok iyisin, tahmin ettim, sen de çok iyisin. Ne yani? Şimdi bu evet demek mi? Beni o kadar mutlu ettin ki sana anlatamam canım. Ah Songül, canım, dünyalar benim oldu. Bak inan, sana olan aşkım şu gördüğün odunlar gibi. Kalp çeki odun var şurada. Evet, bu odunlar yanıp kor olana kadar da bu yüreğim hep yanacak. Ay çok hoş söylüyorum. Yok kızım, rahatım evde. Uşağımın yanında oturuyorum, küsel küsel. Konuşuyor bu yine. Memleketteki kızıyla. Artık yazını da buraya geçiriyorum. Ha bana bak. Dolapta eşyalarım var idi. Onları denk edip otobüse koyup yollayasınız ha. Ah, gördün mü başımıza gelenleri? Yandık, kalmaya niyetli. Ha ha, tamam. Şimdi size uşakları vereyim de konuşup edesiniz. Gelin de nasılsın diyor bebeğe. Ha, bakayım, ay oğlacığım nasılsın? Ha? Sen de konuş bakayım. Ay oğlacığım, ben o gün. Oh, oh. Hoşça kalasın. Ay. Yazlık esvaplarım kalmamış idi. Söyleyiverdim, yollasınlar. İyi ettiniz anneciğim. Buyurun avukat hanım. Müvekkilimin kocasından dayak yediği şu anki halinden de belli oluyor sayın hakim. Görmüş olduğunuz gibi sağ gözü mosmor. İtiraz ediyorum. Dayağın müvekkilim tarafından atıldığı kesin değildir efendim. Karşılıklı konuşma olmasın. Devam edin avukat hanım. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle müvekkilimin can güvenliği yoktur efendim. Doktor raporları kayıtlıdır dosyanızda. Boşanmanın yanı sıra tazminat da talep ediyoruz. İyi de dayağın kocası tarafından atıldığı belli mi? Şah. İyi misin? Ne oluyorsunuz avukat hanım? İyi misiniz? Arkadaşımız hamileydi efendim. Of ya! Nelerle uğraşıyorsun? Tamam buyur. Bu Allah kütür kütür Allah'a sevmiş. Çok et domatesler ha. Uzun da aldık biliyor musun? Ya zahmet oluyor sana ya. Yok oğlum ya. Konuştuk ya. Rahat et ya. Hadi belki ver. Hadi çabuk. Getir bakıma. Domates! Domatese gel. Ver oğlum, ver. Hoş geldin ablam. Ulan hoş geldin. Buyurun. Hoş geldin ablam. Emrin buyur ablam. Salatalık istiyorsun. Vallahi bunlar bostanındır ha. Masır. Hadi gülüyor şimdi. Hayır, ver oğlum, torba ver. Çabuk. Çabuk. Vallahi bunları bostandan daha iyi sabahlayın yeni getirmişim ha. Kütür. Bir kilo. Domates oğlum. Tamam ablam. Tamam doldurayım. Fasulyen yok mu? Abla fasulye yarın gelecek. İstiyorsan gel. Biber var. Yoksa. Kolesterol var. Patates var. Patlıcan var. Kıvırcık var. Teşekkür ederim. Abla tazedir. Kabak iyi kabaktır ha. Teşekkür ederim. Vallahi iyi tavuk. Abla 500 yeter mi abla? Devlasın. Buyurun abla. Bereket gelir. Gene bekleriz ha. Güle güle. Hadi selametle. Güle. Domatese gel. Hayret bir şey ya. Durakta bir kuru vardı, şimdi iki kuru oldu. Kardeşim burası bostan hali mi? Çiçek taktı durağımı anlamadık ya. Burası çiçek taktı durağı. Öyle mi? Evet ama o hal bölgesinde. Hal bölgesi. Oğlum Ömer bırak satsın adam, para kazansın. Ne olacak yani? İyi de bana ne kardeşim? Zaten ben balayına gidiyordum. Nereye gidiyorsun oğlum? Büyük bir ihtimalle güneye gidiyorum. Vay. Parayı buldun mu oğlum? Ya işte denkleştireceğiz, bir şeyler yapacağız bence. Bana bak, benden zırnak işlemez haberin olsun. İsteyen ha. Yok zaten. Sen ben seni bir tanımıyor muyum? Beyni yolmaya çalışırsın ama yok söyleyeyim. Yok. Altınlar mı altınlar, bir şeyler bozduruz gider. Alo çiçek taksi buyurun.
Burada efendim. Kenan. Alo efendim. Haysmet abi, ne haber? Ne? Ne oldu abi? Tamam abi, hemen geliyorum. Tamam, sağ ol abi. Ne oldu ya? Ya Selcan duruşmada düşmüş, bayılmış abi. Hayırdır? Tahmini burnuna gel. Ya o kadar da duruşmaya gitme dedim ya. Ya abi ne yapsın, kıza gidecek tabii. Git hemen, git ya. Ben gidiyorum hemen, tamam canım. Bize geldin mi oğlum? Yok, hiç gerek yok. Yani yapacak bir şey var. Yok yok, estağfurullah. Ben ara, bize haber ver he. Evet Ekrem Bey, sizden balayı için 3-5 gün izin istiyorum. Ey maşallah, ey maşallah. Pes yani, pes vallahi. Hem işine geç geliyorsun, hem de balayı için benden izin istiyorsun. Bu rezalet, bu kepenzelik, bu utanmazlık yani. Evet Ekrem Bey, ben de size katılıyorum. Bakın Ekrem Bey, zaten tepemin tazı atık vaziyette. Canlı yayında her an ağzından kötü bir şey çıkabilir ve radyomuzu bu rütük kapatabilir. Fitne fücur. Senden bu beklenir zaten, beklenir. Hadi. Ekrem Bey, siz en iyisi bana 3-5 gün bir izin verin. Ben gideyim balayına. Şöyle huzur içinde döneyim yuvama. Yapayım programımı. Mutlu bir sunucu olarak yaşantıma devam edeyim. Evet Ekrem Bey, bence de izin verin de biz de 3 gün kafamızı dinleyelim. Bak ya? Şimdi seni döverim. Yolarım. Bana bak. Tabii, tabii. Hadi çıkın dışarıda. Ne yolacaksanız orada yolun. Hadi yallah. Gel, gel. Dışarıda yol, gel. Şimdi seni döveceğim. Tamam. Bana bak. Bak, sana tam 3 gün izin veriyorum. Ama bu durumunu sürdürürsen hayatının sonuna kadar izinli olursun, onu da bilesin. Sizi tamam. Seviyorum Ekrem Bey. Bayılıyorum size. Yürüseniz gidelim. Görüşürüz Ekrem Bey. Öldürürüm seni. Hadi gene bana dua etme, öyle Eko'yu gaza getirmeseydim zor izin alırdım. Sağ ol Betirma. Nereye gidiyorsunuz bakalım balayına? Ay ne bileyim, Antalya mı olur? Ay. Bodrum mu olur? Ay bir de bakmışım Paris'teyim. Ay. Canım inşallah çok mutlu canım, olur. Canım sağ ol. Bak o kadar söyledim sana ayakta durma diye. Ya düşerken başını vursaydın, ya çocuğu düşürseydin. Şu anda nasılsın hayatım? Başın dönüyor mu? Sağ ol hayatım, iyiyim. Aman neyse, korkuttun bizi de. Ya hakime de rezil olduk. Ya olursun tabii. Bak kesinlikle doğuma kadar iş falan yok ona göre. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Hayır hayatım, bu konuda kesin kararlıyım, yapmayacaksın. Kenan haklı. İş değilse bir süre için evde dinlen. Daha sonra duruma göre karar verirsin. Doğru. Sede falan var mı? Arabaya kadar taşısak. Belki var mıydı sede? Helikopter çağır istersen. Abartma, o kadar iyiyim ben. Yürüyorum. Hadi kalk. Ama yavaş yavaş kalkacaksın. Tamam. Yavaş hayatım. Dur. Acele etme. Yani tekrar geçmiş olsun. Çok zahmet oldu. Yapabileceğim bir şey varsa eğer. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evlisin, düşünebiliyor musun? Benim de şansım dönüyor. Ben de normal insanlar gibi güzel bir hayata başlıyorum. Evet, senin adına çok sevindim. Ay çok korkuyorum biliyor musun? Bir aksilik olacak diye çok korkuyorum. Yok canım, ne aksiliği olabilir ki? Ay inşallah rüya değildir. Ya rüyasa? Ya uyandığım zaman eski halime dönersem? Yok canım, olmaz öyle bir şey. Neyin var senin? Hiç. Yok yok, var bir şeyim, ben yanılmam. Yok, ne olabilir ki? Hadi söylesene canım. Yok yok yani. Gerçekten. Allah Allah. Hem böyle konuşuyor hem bana söylemiyor, çatlatacaksın beni. Hadi. Ama kafayı takılacak bir şey değil. Var var bir şey, söyle bakalım. Peki, senin eski dalga var ya. Kim, Seyfi mi? Seyfi. Dün gece dükkana uğradı. Allah kahretsin, epeydir ortalarda yoksa ne güzel. Suudi Arabistan'a mı ne? Öyle bir yere gitmiş. Ama yine geri dönmüş. Ay dönmez olsaydı, kafasını kestilerdi inşallah. Domuz. Seni sordun, ayrıldığını öğrenince de inanılmaz sinirlendi. Sinirlenir zaten, bozulur da. Ya da bunun hiçbir tarafı normal değil ki. Neyse boş ver. Havlayan köpek ısırmaz nasıl olsa. O senin bildiğin köpeklerden, doğru dürüst köpeklerden. Bu hem havlar hem ısırır. Görüyor musun? Şimdi mutlaka bir pürüz çıkaracak. İnanıyorum. Niyazi, son durumu biliyorsun değil mi? Ben biliyorum yani, bu sene Allah'ın izniyle Trabzonspor şampiyon olacak. Saçmalama Niyazi, annenden bahsediyorum. Hayatım, anam her zaman şampiyondur. Ayol memlekete telefon açtı, eşyalarını istedi. Biliyorum, yarın gideceğim Karaca. Oradan anamın ne kadar eşyası varsa getireceğim buraya. Anlamıyorsun Niyazi, bütün yazı burada geçirmeye niyetli. Bunda ne var ya Sıncım, yani sen, ben, anam, göz göze düz düze hep beraber kötü mü? Niyazi sıkıştık evde, oturacak yer kalmadı. Yani benim anamın yüzünden mi sıkıştın? Senin ana sıkışıklığı etmiyor mu? Nesi var ayol kadıncağızın? Kendi köşesinde sessiz sakin oturuyor. Sen anan ha oraya oturuyor, benim anam da kalkıp gidip horan tepiyor öyle mi? Ben onu bunu bilmem Niyazi, artık tahammülüm kalmadı. Gitsin biraz da kızının evinde otursun canım. Uy uşağım, katmış udum abdesti. Sesinizi duyarım, vıdı vıdı.
Ne konuşursunuz? Şey anacığım, canımın seni ne kadar sevdiğini anlatıyordu. Ben de kayınvalidemden hastayım, onu çok seviyorum diye. Öyle mi geliyor? Şey diye hatta, ula Niyazi, anam yarın kalktı da memlekete gitti. Ben ne ederim o zaman diye kayınvalidem olmadan hayatımda? Uy, severim gelinimi. Hadi, hoşça kalın. O da seni sever. Sabah işe erken gelmek lazım değil mi? Herhalde ya. Geç otur buyur. İyi düşünmüşsün ha. Yarın gelirsin bilir misin? Ne sabah sen ya? Ya ben yok. Sen de zahmetli gel. Ben bizi kalkın. Yok Allah'a seveyim. Sen bak bırakma. Şimdi ya yere bastırın ya Allah seveyim sen be. Bak be sen istiysen diye ha. Kalıyorum burada. Ya amburun içinde de leçeli çamaşır var ki kokuyor bilir misin? Ya epeydir de yıkayamadım. Şimdi köyde olsaydım anam yıkardı da işte benim de elimden gelmiyor. Kurbatlık işte ne yapacaksın? Ya lan bak hele ya. Bak Kazım ben burada kaldığı vakit onun çamaşırını da ben yıkayayım bilir mi? Leğen var, deterjan var, alo. Yok, ben yıkarım ya. Alo mu? Ya bak alo dedin de aklıma geldi ya. Allah Allah sen çok yaşa ya. Bak bizim akrabalar vardı bilirsin. Ama buradan değilen bir telefon esnafta. Ayıp olur mu acaba ya? Yok Allah. Telefon senin namı ya buyur. Yok lan. Ya bak. Bak. Allah ben ararım. Sen değil sen ya. Bak buyur. Hey buyur. Ya şu Almanya'nın kodu kaç yılı lan? Ben bilmiyim onu ya. Dur bakayım lan burada. Vardı defteriniz kitabınız yok mu? Ha burada. Ha. Ömer. Söyle canım. Nereye gidiyoruz kuşum? Güzelim ya, aklını mı yitirdin sen? Balayı dedin, kafamın etini yedin işte. Çıktık balayına gidiyoruz, Allah. Ama güneye gidecektik, 4 saattir İstanbul il sınırları içinde dolanıp duruyoruz yani. Manoş, belki inanmayacaksın ama meteorolojiyi dinledim. Güneyde hava şartları çok kötüymüş. Gerçekten çok kötüymüş. El Nino'nun gelme olasılığı bile varmış. El Nino kim ayol? Ya güzelim, kötü hava şartları var ya o. Aman, o zaman 5 yıldızlı otele gidelim. Ya Manoş'um 5 yıldız, 6 yıldız nedir bu ya? Nedir bu takıntı? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler ha? Biz kendimizi bir otele atalım da baş başa orada ha? Ne güzel takılır. Ama canım. Jacuzzi var mı? Vardır. Mini barı var mı? Vardır. Havuzu var mı? Vardır. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. La 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 la. Bir kaset koy da teybe dinleyelim hadi. Ben söyleyeyim. Söyle güzel. Uzaklara uçma kuşum. Uçup da gitme yorulursun. Manoş gene mi bu parça ya? Sen söyle beğenmediysen. İyi söyleyeyim. Kıvak 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 kuyruğun nerede Allah? Polise çarpacağız. Bismillahirrahmanirrahim ayol. Daha narsız iyisiz. Dede neydi dede? Kaçta başta değil ya. Öldü mü daha? Ne? Yok ya. Everdi sen. Dürdüm ki abi. Vay be. Duysan Abuzer. Dedeye vermişler ha. Selam et ağam ha. Abuzer'in de selam var ha burada. Esbapları bir yıkır. İyi. Ağır ol. Köpür tabanları. Köpürdüm. Sen de köpürdün ha. İyi. Biz sonra çok olursak biz de yıkır. Ramazan ağam yarın ver. Öldürdü ağam ya. Oo. Haşmet Hançosu, Allah senin cezanı versin. Yani gene ne oldu? Yine çarşafları değiştirirken mayomu götürmüşsün ya. Canım sen de mayonun sağa sola atacaksan bu iş böyle olmaz ama. Hem çarşafları değiştirdiğim için bana teşekkür edeceğine... geliyorsun bir de bana bağırıyorsun mayom nerede diye. Şş, bana bak. Ha. Buranın yıldızı mıldızı yok. Ya yıldızın ne önemi var Manoş be? Zaten turistlerin ilgisini çekmek için artık otellere yıldız koymuyorlar. Çok otantik ve gotantik otel olsun. Acaba? Edin'le büdü geldi. Ne bu ya? Merhabalar. Merhabalar. Biz şöyle güzel bir oda istiyoruz. Kral dairesi var herhalde. Yok hayatım. Kraliçe dairesi var. Sana en güzel odayı vereceğim. Cepheti falan var değil uzatma, mi? Uzatma güzel bir oda ver. Tamam merak etmeyin efendim. Size en güzel odamı vereceğim. Mar mıyım? Dur bakayım. Mar, jacuzzi şey. Buyurun efendim en güzel odamız. Harika. Her şey çok güzel. Tamam. Buyurun. Buyurun bakalım. Buyurun. Gerisini güzel ederiz. Tamam. Harbi ne
Ha, neşeli yeter değil mi? Evet, evet. Bana hadi, bak. Hadi yürü. Hadi bak ne hareketli geceler yaşayacağız. Hareketli, hor 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 başlarız işte yukarıdan. Hoş bulduk Abuzer yok mu? Abuzer çarşıya neye mi gitti? Neyse sen gelir ha. Ha köyüne ki. Ya. Ne ya? Abuzer astı. O kadar de dedim bak buraya azma. Ramazan ağam gelir kızar dedim dinlemedi işte. Çocuktur hoş göreceksin. Şimdi getireyim çay. Demledim tavşan kanı gibi. Dikkat ettim peşe çelen çizim. Karıştırıp getireyim hiç. Hı, çay kalsın. Bak madem çamaşır asacaksın böyle durağın ortasına asılmaz bu çamaşır. Arka tarafta yer var. Gidin oraya atsın çamaşırları be. Hay ağzına sağlık. Aynen dediği gibi dedim. Ama değinemedi. Ulan o abi hoş gelmişsin. Aldı parçaları oğlum. Bak Ramazan oğlu kızdı. Sana dedik o kadar. Bunları buraya asma. Getirdin astın işte. Neyse neyse neyse. Ben yumuşattım onu. Malumdur. Evlenecek ya. İşte evlilik heyecanı. Stres atıyor. Ne var ki kadın olmaz hepsi yukarı. Abi bak hele. Poğaça aldım ben. Yeni. Çek onları be. Gel bunları da kaldır burada. Al seni fırtına diye la. Tamam ya. Ulan ben sana dediydim ha bunları buraya asmayak diye. Pa 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 pa. Bakalım hanımefendi bundan daha güzel bir kahvaltı gördünüz mü hayatınızda? Ne oldu? Çok yakışmış sana. Ulan Sercan lütfen dalga geçme benimle. Hayatım dalga geçmiyorum çok yakışmış diyorum. Ha, çok teşekkür ederim. Böyle mi bırakayım bunu? Yok yok onu masanın üzerine bırak ben kalkıyorum. Aga sakın sakın kalkayım deme ha yat. Ay saçmalama Kenan. İstersen bebek gibi ağzıma yedir. Tamam gerekirse ben sarılırım. Ay lütfen Kenancığım lütfen. Onu oraya koy ben kalkıyorum hadi. Öyle mi peki yapılacak başka bir şey var mı hayatım? Hayır bir tane. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Ya en iyisi ne yapalım biliyor musun? Ben annemi arayıp hemen buraya gelsin ha. Neden çağırıyorsun kadını buraya kadar? Hayatım sen bu şekilde çalışamazsın. Hem zaten kendi isterim. Hayatım bak o nezaket icabı söylemiştir. Kadını çalıştırmak için buraya kadar getirdin mi? Herhalde sen evde kaynana istemiyorsun galiba. Ha? Yalnız mı olalım istiyorsun? Yeter, yeter. Bayıl şu an. Oh. Ay, eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Vallahi bizim komşulardan bir tanesi gitmiş. Yaptığı bütün büyüler tutuyor. Nefesi çok kuvvetli. Ay aman Allah korusun. Onun şimdi cinleri minleri de vardır. Aa tabii var. Bir tane değil birkaç tane hem de. Aa vallahi ben inanıyorum kızlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama tuttu mu tutuyor işte. Hani bizim oralarda bir Hamide Hanım vardı. Hatırlıyorsun aa, değil mi? Bilmez miyim ayol? İşte onun böyle aksi lanet berbat bir kocası vardı. Arada bir o kötü kadınlara falan da giderdi. Bir büyü yaptılar. O aksi lanet adam melek olup çıktı sanki. Ah işte aynen bu da öyleymiş. Vallahi ben Kazım için gitmeyi düşünüyorum. Ay biz de Niyazi için mi gitsek anne? Şöyle melek gibi uysal, kibar, nazik bir adam olsa ne güzel olur. Ne iyi edersin kız. Her istediğimizi yaptırırız vallahi. Önce o anasını memlekete yollatırız. Ben adresini telefonuna aldım. İsterseniz arayalım bir randevu alalım. Aa randevuyla mı gidiliyor ayol? Tabii ne sandın ya? Çok ciddi bir hoca bu kızım. Anne ya gittiğinizde söyleyin de şu benim matematik sınavım için de bir büyü yapsın. Sen ders mi çalışıyorsun yoksa bizi mi dinliyorsun? Kadı kadına bir şey konuşamayacak mıyız burada be? İyiyim güzel kızım iyiyim beni hiç merak etme. Ramazan amcan dayı seni çok seviyoruz. Ah yavrum kapıcı geldi galiba. Ben seni birazdan ararım tamam mı? Hadi öptüm güzeli. Geliyorum patlama. Ne işin var burada ne istiyorsun benden? Bir şey bırakmışsın. Ay evet bıraktım. Sana ne? Kime sordun da bıraktın? Ay manyak mısın? Ben sana mı soracaktım? Çabuk çık evimden. Başka bir iş mi buldun? Ay, sana ne diyorum ya? Sana ne? Doğru konuş bana artistlik yapma. Ay konuşma benden. Çabuk çık evimden diyorum. Başka bir iş mi buldun? Ne ayak? Ah ya bacağın yok tamam mı? Evleniyorum. Evleniyor musun? Evet. Ne ayak bu evlilik? Ha, evliliğin ne olduğunu anlamayacak kadar gerizekalıysan benim sana yapacak bir şeyim yok. Öyle mi? Bana bak böyle konuşup da kafamın tasını attırma benim. Ne olur konuşursam ne yaparsın çık dışarı çabuk. Ha? Kim o Godur? Ağzını topla. Ha? Taksici Moruk mu? Şaban mı Bayram mı? Ramazan. Ha. Evlenmeyeceksin onunla. Ay sana ne be sana ne? İkinizi de oyarım. Taksi durağını baştan kırırım onun. Ona bir şey yaparsan kılını dokunursan seni yaşatmam bunu bil. Çok duyduk biz bunları. Çık diyorum evimden çabuk sen benim neyim oluyorsun ayrıldık senden artık. Düş yakandan defol.
Sen benim elimin kiriydin, yıkadım, attım. İyi ya, madem elinin kiriydim, ne istiyorsun benden? Çık hayatımdan artık. Benim attığım kadın başkasıyla olamaz. Benden haberse adım atamaz. Hadi be. Racona sığmaz. Başlatma raconuna çabuk. Çık diyorum bu evden, dışarıya çık. Ne diyorsam o. Ben dediğimi dedim. Bundan sonrasını sen bilirsin artık. Bir daha ikinizi bir arada görmeyeceğim. Yamuğunuzu görürsem ikinizi de çizerim. Bak Cino, millet balığı için ta Antalyalara gitti. Sen beni evlenince nereye götüreceksin balayına? Ya biz de bir yerlere gideriz tabii ki yani. Nereye? Ya biz ne gideceğiz abi Antalya? Biz direkt Avrupa'ya çıkarız. Ciddi misin? Vallahi çıkarız. Ay. Buradan. Keşan, Kırklareli, Edirne, Çanakkale'den döner gelir. Tam dalga geçmenin sırası yani Celal, aşk olsun. Kim bilir ne kadar eğleniyorlardır şimdi orada. Manoş. Balayı balayı dedim, başımın etini yedim. Geldik işte balayına. Otel hoşuna gitti mi? Burası yörenin en meşhur otellerinden biridir. 6 yıldız biliyor musun burası? Beğenmem. Niye beğenmezsin? Kim bu be? Alo? Sırma? Ay ne haber yavrum? Ay bizi görmen lazım. Burası harika Sırma. Deniz, güneş, havuz. Ömer bugün havuza girdi. Çok yandı. Spor yaptı havuz kenarında. Koştu. Evet. Şimdi yoğurt istedim, yağlayacağım, yoğurt yiyeceğim. Çok kötü yandı sırtı. Gel aldım, gelsin buraya. Yemekler de harika. Açık büfe, hepten yiyoruz. Açık büfe mi? Ay, iyi eğleniyor musunuz bari? Animasyonlar var, görmen lazım. Her gece değişik program. Aynı sporlar, ne hareketler. Açıyorlar böyle gruplar. Bakıyoruz biz ekiplere. Evet, evet. Ay siz de gelseniz keşke. Evet yavrum. Neyse biz ararız daha sonra. Siz aramayın hep böyle. Tamam canım. Hadi bay bay. Ömer de selam söylüyor. Hadi bay bay. Nereden buldun? Ömer? Efendim? Çorabıma bak. Ay ne var çorabımda? Ay, benim çorabımda ne var lan benim? Ömer. Ömer. Efendim? Hadi öp beni. He? Öp beni. Ömer, ha. Hadi kuşum. Tamam be Ömer, evlendiğimizden beri uyuyorsun be Ömer. Sıkıldım artık buralarda be. Orlama. Ay vaz mı geçsek acaba? Çok korkuyorum. Aa daha neler? Telefonla randevu aldık. Çok ayıp olur sonra. Hem bu öyle dişte randevusunu iptal etmeye benzemez. Çarpılıverirsin Halim abla. Ay Allah korusun. Hanımlar buyurun içeriye. Nevzu billahi mineşşeytanir racim. Dikilmeyin oturunuz. Nevzu billahi mineşşeytanir racim. Hocam ya cebbar ya settar. Nevzu billahi. Öyle kendi aranızda konuşup ettip de her sen durmayın adamı. Sukut sukut oturunuz oraya. Baksanıza, bu da bizimkilerin hemşehrisi, yandık. Hoş gelmişsiniz. Nedir meraminiz? Şey isteriz hoca efendi. Kocalarımız bizim sözümüzden dışarı çıkmasınlar. Bizi hep bir dinlesinler. Bizi saysınlar, sevsinler. Damadıma ananı gönderdiği verince hemen göndersin memleketine. Anlaşılmıştır. Yani meraminizi anlamışımdır. Yani siz istiyorsunuz ki o herifleriniz kuzu kesilsinler. Öyle varayoğa af kurmasınlar. He mi? İyi ama biraz zordur ha bu işler. Ama lakin biz bu işi halledebiliyoruz. Şimdi beni pur dikkat dinleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Havu muskacukları alınız, havuları üstünüzde taşıyacaksınız. Bunu üzerimizde taşıyınca her dediğimizi yapacaklar mı? Hanım, hanım, o konuşuk ettiğiniz öyle kolay değildir. Ha bunların içindeki okunmuş suyu heruflarınıza içireceksiniz.
Sonra her 7 çeşmeden su alıp kaynatacaksınız. 7 ağacın yaprağını da içine katacaksınız. Ha bu eti de o kaynamış suyun içine koyup güzel bir haşlayacaksınız. Sonunda da o kayberi hayırlarınıza afiyetle yediracaksınız. Ne etidir bu? Et mi dedim ben, değil yıldır. Tövbe tövbe. Onlar okunmuş eşek dilidir. Hoca efendi, peki bizim borcumuz nedir? Tövbe tövbe. Bir zinduk kadın, bir günahkar eksik etek. Biz açan bu işi Allah için, sevap için, hayır için ediyorum. Böyle bir şey için para alınır mı zinduk kadın? Kendine cın, cinlerim çarpmasın seni. Sen kusura bakmayın hoca efendi, yolu bilemedi de. Aman kızım, ne diye ağzını tutmasın? Söylenecek laf mıydı bu şimdi? Ay ne bileyim anne, ben usul öyle zannettim. Lakin diyeceksiniz ki ha bu büyü malzemelerini almak için epey mesarif etmişsinizdir. Aa tabii, onu verelim hiç olmazsa, ne kadar? Hiç değilse adam başına 350 mark vereceksiniz. Aa. 350 mark, yani yanınızda ne kadar varsa verirsiniz. Yani taksitle muamelemiz de vardır. Geriye kalanı başka zaman getirirsiniz. Öyle yani bilezik altın da kabulümüzdür. Neden diyecek olursanız, bizim meselemiz insanların işini kolaylaştırmaktır. Değil mi? Çocuklar, Ayşen birazdan bizlerle birlikte olacak. Ayşen abla, Ayşen ne zaman gelecek? Söyledim ya çocuğum, birazdan birlikte oluruz diye. Ya pasaport kontrolü yaptırıyorlardır ya da gümrükten geçememişlerdir. Ya gümrükten geçirmezlerse? Niye geçirmesinler ki? Oğlum televizyonda izlemiyor musun? Belki bavulunda tabanca vardır, bilinmez. Kabahat sizde değil, sizleri onları seyrettirenlerdi. Aa, ay bunu da mı getirdiniz? Tabii Ayşen abla, aslında onun gelmesi gerekiyordu. Aramızda karar verdik, Fatih'i Ayşen'e vereceğiz. Ne diyeyim size ben, ne diyeyim? Aa, Ayşen geliyor. Aa, nasılsın Ayşen? İyiyim. Aa, sen yaman şişmiş. Çok şekerdim, bu yüzden dişimi hapse yaptım. Ama onun dışında çok iyiyim. Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Öpüye. Teşekkür ederim. Ben bu köpeğin sensin aldım Ayşen. Adı Pofuduk, soyadı Patik. 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 Ay ne kadar şeker şey bu böyle. Şey diyeyim. Ne diyeyim? Ya yarın gelirken bize çikitan muz filan da getir ha, evet. Tamam mı? Sonra o. Neydi o ya? Ya şey getir tamam. Böyle patates gibi oluyor ya böyle Allah'a sen. Kivi. Kivi. Ha. Yaşa yaşa tamam. Ondan da bir kasada şey getireceksin. Kivi getir. Ne bileyim mongo mongo getir. Sonra avokado filan değil. Ya müşteri istir sorayım. He ya. Ya. Ya buralar tamam, neden gidiyse getir işte tamam. Abi güzel. Ya bu Ramazan ağanın manitası değer mi lan? Tamam ya. O ne zaman geldi beni dışarı at ya. Yok ya. Vallahi. Ay Ramocuğum, çok canım sıkılıyor. Bu herif çamur, pis herifin tekidir, kardeştir. Sana bir şey yapmasından çok korkuyorum. O dükkanı başına yıkarım dedi. Kolay mı şekerim, kolay mı ya? Niye üzülüyorsun? Burası kerpiçten mi yahu? Korkma, hiçbir şey yapamaz. Ayrıca seni üzdüğü için de onun kulağını birazcık çekmek lazım. Canım benim, iyi ki evleniyoruz değil mi? Bak ne güzel koruyorsun sen beni. Tabii koruyacağım hayatım. Bana bir şey olsa sen beni korumaz mısın? Ben? Ha. Öldürürüm onu. Senin kılıma dokunsa ben ona ne yaparım biliyor musun? Böyle gözlerini oyarırım. Burnundan fitil fitil getiririm. Böyle etlerini çimcik 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 yaparım. Vallahi harika oldu. Damadım bayılacak. Mutlaka parmaklarını yiyecektir. Ayol onun için ta nerelerden getirsin? Öyle mi dur? Uşağım, açasın közünü, kuyunu kazıyla. Bizim bahçeye kuyu mu kazıyla? Ne güzel bir kuru. Valla akılsız uşak, karınla kaynanan sağ büyü edil. Bağ büyü edilir. Hadi git ulan, eğlenme benimle. Ne bu işin ha? Gördüm bunları, gördüm. Sağ eşek dilü yedirip o kimi su içirecekler. Bağ eşek dilü yedirecekler.
Seni kuzuya çevirip beni de memlekete yollayacaklar. Vay anasına, yani bunu sen çındın mı? Uydurdun yoksa onlar mı söyledi? Gördüm ne ettikler onu. Ey bilirim o büyüyü. Rahmetli babana az etmedim onu. Uy, yani şimdi böyle kafamı allak bullak ettim be anacığım. Hay Allah, görüyor musun? Ana kız bir araya geldiğinde bana büyüyü ediyorlar. Ye bakalım beğenecek misin? Senin için özel yaptım. Ne bu? Rosto mu? Ay ye işte canım değişik bir şey. Suyunu da iç. He. Bu ne biçim su böyle be? Leş gibi. Aa, komşunun kocası Bursa'dan getirdi ayol. Kaynak suyuymuş. Ya ne demesin? İçinde bir ben eksiğim bunun be. Mikrop dolu bunun içi. Aman Kazım çok şakacısın yavrum. Aşk olsun kaynak suyunun faydalı maddeleri onlar ya. Öyle mi? Tabii. Bunun rengi niye böyle bakayım ha? Pişmemiş mi bu nedir? Ben karabiber ekersem belki daha iyi olur. Dur karabiber getireyim. Sakın iyi mi? Niye lan? Yoksa annem beni zehirlemeye mi çalışıyor? Yok bu be eşek dinle sana büyü yaplar seni kuzuya çevireceklermiş. Kuzuya beni. Hazırlamışım. Böyle bir güzel yadım onu biliyor musun? Ay sahi mi? Vallahi bu suyu yadım. Sonra da susadım. Aldım bu suyu da bir güzel lıkır lıkır içtim böyle. Oh. Ay ne güzel. Peki kendini nasıl hissediyorsun? Ya karıcığım yani bu dili yadıktan sonra böyle bir uysallık çöktü içime biliyor musun? Böyle sanki kuzu oldum yumuşacık. Oh çok güzel. Niyazi'cim bak sana bir şey söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Artık annem burada sıkılmıştır diyor. Köydeki akrabalarını falan özlemiştir. Ulan ne kadar ya, hakikatli gelinsin biliyor musun? Ben evlat olarak hiç aklıma gelmedi. Hakikaten değil mi yani? Hanım için bir şey yapmak lazım. Sen gereğini düşünürsün. Tabii tabii. Karım istedikten sonra ben gereğini düşündüm mü? Hemen bütün akrabalarıma köye telefon ederim. Memlekette ne kadar hepiniz varsa buraya gelin. Anamla bir güzel hasret giderim derim. O dilin hepsi bitecek Ayşe Hanım. Bir tek parça kalmayacak. Ye. Yapma kardeşim. Çok sert olmuş. Boğazımdan geçmiyor ya. Öyle mi? Şifalı suyundan iç. Geçer o zaman boğazından hayatım. İç. Maroş. Sevgilim. Ay ömürtüler gene akmıyor. Ya bu senin şanssızlığın yüzünden. Git havuza gir o zaman. Hangi havuza? Ay. Bu ne ya? Polis, lütfen sizi aşağılayın. Ya bir dakika. Konuşmayın. Polis hem bu kavretleri dışarı atalım. Ya kardeşim bir dakika yanlış anlayın. Bir dakika ya karışmayın. Ya kardeşim bir dakika. Bir dakika. Hadi bakayım siz de. Yine. Hadi. Çabuk olun. Hadi çabuk. Yürü. Ya yine mi sen kardeşim? Hadi yürü. Fazla konuşma. Yürü abla. Yürü. Merhaba. Domates biber bayramı. Başkaları da var. Bu ne lan? Ya Ramazan abi habere bak ya. Polisten otel baskını diye bir şey var yani. Dünyada hiçbir şeye şaşmamak lazım çocuklar yani. Her şey olabilir. Ama gel de anlat insanlara ya. Evet. Durağan Şerefi iki paralık oldu yani Ömer. Ya Ramazan abi ya. Şimdi Ömer bak abi. Ramazan abi şimdi bazı olaylar var biliyorsun. Yani ben şimdi bu habere asla inanmıyorum. Zaten inanmak da mümkün değil Ramazan abi. Bak ne yazmış burada Ömer? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aksaray'daki 15 otelde fuhuş denetimi yaptı. 25 kadın gözaltına alındı. Yani doğru mu bu haber? Sen kadın mısın ya? Oğlum Ömer bak bu senin için fırsat ha. Belki Kumkapı davasında gibi sana da dizi çekerler ha. Hadi. Sataşmayın çocuğa rahat bırakın be. Ulan Ömer'in üstüne gelmeyin. Hakikaten bu meselede haklı duruyor yani.
La Ömer'cim yani evli çiftler hiç bahsediyorum, aklım onu almadı. Yok be kardeşim, daldık odaya, girdik odaya, paldır küldür 5-6 tane polis girdi, aldı bizi götürdü ya. Var mı böyle bir şey? Allah Allah. Evet. Samanlık'ta Halime'yi bastılar, otel odasında 12 numarada Ömer'i astılar. Hadi be dert etme ya. Hadi bırakın bunları abiler. Abuzer, benden olsun kahveler, hadi. Evet, gecelerin kadını geldi. Baksırma beni sinir etme, hırsımı senden çıkarmayayım şimdi buralarda. İyi canım, bir şey demedik. Ne de olsa senin hayatın. İstediğini yapmakta özgürsün. Ben bir şey yapmadım ki! Hayatım, o aptal Ömer'in salaklıkları yüzünden başım belaya girdi diye seninle olan akrabalık ilişkilerimizin zedelenmesine asla izin verme. Sırma lütfen üstüme gelme artık benim, bak üstüme gelme! İyi de Manoli, o aptal Natasha Oteli'ne ben mi gittim? Yeter! Boğacağım şimdi buralar! Neler oluyor gene? Ekrem Bey ya, yine hep ofis olayı hatırlatıp duruyor bana ya! Çok ayıp ama Sırma. Manoli üzücü bir olay yaşadı. Ve bunu unutmak istiyor. Hayatında yeni temiz bir sayfa açmak istiyor. Ve sen durmadan o olayları kızı hatırlatıyorsun, kızı gagalıyorsun. Çok ayıp. Küserim ama. Kesmece bunlar, kesmece! Bak, çay şekeri, karpuz! Şu masayı tamam. Çünkü sandalyeyi şöyle koruruz. Yan yana. Zoruyor otururuz. Nikah memurunu şöyle alırız. Koş vatandaş, koş karpuz! Şahitler de böyle. Tamam. Kesmece karpuz. Vay. Nasıl süsleyeceğiz buraları? Alo çiçek taksi. Ne? 2 kilo muz mu? Ne diyorsun kardeşim ya? Burası bana değil ya. Allah Allah. Taksidir ha. Ramazan abicim sinirlenme. Çok sinirleniyorsun. Yarın senin düğünün vardı. Şimdi nikahın var Ramazan abi. Sinirlenme. Sakin ol. Bazı şeyleri görmezlikten gel. Kızım ama bir defa almıyor ki. Bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı ya? Senin yüzünden be. Amca bostan patlıcanı var mıydı? Bostan patlıcanı yok ama korkuluğu var burada, görüyorsun değil mi? Ne yaptı burası ya? Taksi durağı kardeşim ya! Allah Allah! Hayrola, Ramazan ama niye hiddetlendi ki? Ne niye hiddetlendi? Manavın işletme ruhsatı var mıydı? Buyurun, buyurun bir daha. Ulan amca öldüreceğim seni. Hep bunlar senin yüzünden geldi benim başıma. Yok am ya, bu bir hıyar getireceğim dedi, her şeyi getirdi, bıraktı Allah sevse ya! Bak bak, bir anlaşmamıştı ki senden. Ya sen dedin ya her şeyi koyarsan buraya %10 isterim senden diye öyle anlaştık. Yalan söyledi oğlum, vallahi yalan söyledi. Görüyor musun bak, danışıklı anlaşmışlar aralarında, anlaşmışlar, ben sana sorarım. Oğlum kıyadıysan. Kesin. Dükkan senin adına kayıtlı olduğu için cezayı senin adına keseceğim Ramazan Bey. İyi. Ha kes, dükkan onun adına koy dedin ha. Kes bakalım, kes. Ramazan para kesiyordu. Ramazan abla, sana bir şey diyeyim mi? Yani senin bir tarafına hayran olmuşsun. Çok cömert adam sana. Evet. Elini öpeyim oğlum. Öpmedim de bana, ben sana bu hıyarı sonra öyle bir yediririm ki... Sevgili şoför kardeşlerimiz, yarın çok ilginç bir nikah töreni yaşayacağız. Çiçek taksi durağının patronu Ramazan Ay evleniyor. Nikahın en büyük özelliği kendi duraklarında kıyılacak olması. Yarın öğlen 12'de yapılacak olan nikah törenine bütün şoför esnafımız davetlidir. Biz de Debriyaj FM olarak bu çifte hayat boyu mutluluklar diliyor ve şimdiki parçamızı onlara armağan ediyoruz. Abi, bu sene manitayı kapan şoför değil mi? Tutsun lan! Benim manitayı kimse kapamaz! Abi, sakin ol. Bırakın be! Karışmayın! Ekrem abi, şimdi abi enteresan bir fikir geldi aklıma. Hani bu radyolarda eskiden radyo tiyatrosu vardı ya. Diyorum ki senin radyoda radyo sineması yapalım. Şairi gördük, bir sen eksikten. Hadi, bir deneyelim ya, ne var? Hadi be! Ay çocuklar, bu durakta nikah kıyma fikri çok hoşuma gitti. Vallahi çok orijinal fikir bu. Gelinle damat neredeler? Öğren artık. Gelinle damat en son gelirler. Tabii sen nikah konusunda tecrübeli olmadığın için. Aman, gördük senin de deneyimini. Ya Sırma, yeter artık uzatma ya. Kes Allah aşkına. Vır 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 vır, ayıptır ya. Merhaba arkadaşlar. Ya Sebat abi, senin buraya ne işin vardır? Biz trafikte değiliz ki. Yok canım, bugün buraya polis olarak gelmedim, arkadaşınız olarak geldim. Biz polisler şoförlerin en iyi arkadaşı değil miyiz ya? Vallahi kutlarım Sebat abi, çok doğru söyle. Sağ ol. Ay Ramocuğum, çok geç kaldık galiba değil mi? Davetlilere ayıp olacak. Ay ilahi son gün ya. Niye telaş ediyorsun? Yabancı değil ki bizi bekleyenler. Hepsi arkadaşlarımız değil tabii mi? Tabii ya, ne güzel söyledin Ramazan abi. Beklesinler. Ay heyecandan ölüyorum vallahi. Kalbim yerinden fırlayacak neredeyse. Ay hayırlısıyla şu iş bir an önce neticelensin. Ay ilahi ya. Ne olur tabii hayırlısıyla bitecek. Çünkü telaşına bak Allah aşkına. Hani bir şarkı vardı biliyor musun?
gelin olacağım diye nedir kızın tasası of nenem of. Gelin arabası şarkılı türkülü gider çocuk. Tabii ya araba çok olsun valla. Efendim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk damat bey, hoş bulduk efendim. Şey efendim, efendim. Affedersiniz ama ben şahidim efendim. Aa, efendim ben de size şahit oldum. Sabahki olaydan bahsediyorsunuz. Aman efendim yeni evlenmiş ya. Basmış gaza gidiyor. Gerdeğe girecek. Bilmiyor ki 10-15 dakika sonra kendini eldekte bulacak. Ay bu bir haftada zor kolay. Efendim? Ya, buyurun efendim, buyurun buyurun. Evet siz... Nesini nikah şahidi? Şahit efendim, şahit, şahit, ben şahidim. Ha, ben de şahit. Hissettim nikah şahidi olduğunuzu. Ah, hele kusura bakmayın. Buyurun. Aman yarabbim, buyurun. Buyurun. İşte geldi. Evet, gözümüz aydın. Ay öleceğim ben, o kalbim duracak. Ay ne olur bana moral verin. Efendim zaman çok önemli. Evet. Ben hemen nikah törenine başlayayım. Ben hafızam zayıf olduğu için okumak zorundayım. Estağfurullah efendim. İzninizle efendim. Tabii. Efendim isim ve kimlik tespitleri yapıldıktan sonra birbirinizle evlenmek istediğiniz beyan ettiniz. Beyanınıza ve kayıtlara göre evlenmenizde herhangi bir sakınca olmadığı belirlendi. Şimdi bir kere de şahitlerin ve benim huzurumda sözle söyleyeyim, duyayım yani. Siz rahime kızı Songül Hanım, Ramazan ayıyla evlenmek istiyor musunuz? Ayı değil beyefendi, ayı değil. Ay, gözdeki ay. Özür dilerim, ay. Ay çöreği, evet. Ay. İstiyor musunuz efendim? Tabii, evet. Siz Mehmet olur Ramazan ay, evet. Songül Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum efendim. Efendim, cevaplar alındıktan sonra şahitlerle evlenmek istediklerini siz de duydunuz. Şahit Hanım'dan. Şahit Bey'le. Kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Evet. Cevaplar alındı efendim. Cevaplar alındı. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece evlenme akdiniz yapılmış olmaktadır. Ben de size bedeli kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... Evet. Dayanarak sizleri evlendiriyorum. Yedir bezesin lan amca. Ne oluyor? Düğün şakrası bu, merak ettim. İmzalayalım efendim, imzalayalım. Siz de şuraya. Şuraya hadi. Çabuk imzala. İmzalayın da bitsin. Teşekkür ederim.